Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Redmi Note 10'in kamera performansını sizlere detaylı bir şekilde göstereceğiz. Bu videomuzda arkadaşlar Redmi Note 10'le çeşitli fotoğraflar ve videolar çekeceğiz. Bu videoları sizlerle birlikte değerlendirmiş olacağız. Biliyorsunuz Redmi Note 10'es ülkemizde orta segmentte uygun fiyata alabileceğiniz nadir cihazlardan bir tanesi diyebiliriz. Malum bu fiyat seviyesine çok fazla artık telefon kalmadı. Halihazırda arkadaşlar bu telefon ülkemizde 3600 Türk Lirası seviyelerine satılıyor. Dolayısıyla 3600 Türk Lirasına satılan bir telefonun nasıl fotoğraf çektiğini, nasıl bir fotoğraf performansına sahip olduğunu sizlerle beraber gözlemlemek istedik. Burada gördüğünüz gibi bir ultra premium yazısı var. Tabi bunun ultra premium mu yoksa vasat bir premium mu olduğunu yoksa hiçbir şey mi olmadığını birazdan sizlerle beraber görmüş olacağız. Bu arada sizlere kamera detaylarından bahsetmek istiyorum biraz. Burada 64 megapiksellik bir ana kameramız bulunuyor. Ona 8 megapiksellik geniş açılı bir kamera eşlik ediyor. 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kameramız bulunuyor. Fakat biz her zaman diyoruz. Yani kağıt üzerinde yazan kamera rakamları çok fazla bir şey ifade etmiyor bizim için. Çünkü baktığınız zaman bugün yeni çıkan bir iPhone'da 3 tane 12 megapiksellik kamera var. Şimdi deseniz ya Redmi Note 10S ile çekilen bir video mu daha iyi? Yoksa iPhone 12 ile ya da iPhone 13 ile çekilen bir video mu daha iyi diye burada kuşkusuz herkes iPhone 13'i işaret edecektir. Ama siz burada isimleri kapatıp sadece kamera özelliklerini verseniz işte 2 tane 12 megapiksellik var ama bunda 64 megapiksel var, 8 megapiksel var, 2 tane de 2 megapiksel var deseniz pek çok kişi ya bunun rakamları daha iyi, çözünürlüğü daha yüksek, daha çok kamerası var, daha iyi fotoğraf video çekebilir diye düşünecektir. Ama işin aslı pek de öyle olmuyor arkadaşlar. O yüzden biz bu videoda sizler için Redmi Note 10S'in fotoğraf ve video performansını canlı olarak sunalım istedik. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu telefon ile çektiğimiz fotoğraflar ve videolar ile baş başa bırakalım. Bakalım Redmi Note 10S gerçekten nasıl bir fotoğraf kalitesine sahip, nasıl bir video kalitesine sahip, bunu beraber yorumlayalım. Evet, şu anda Redmi Note 10'in ana kamerasıyla bir video çekiyoruz arkadaşlar. Burada size özellikle telefonun zoom yeteneklerini göstermek istiyorum ben. Şurada gördüğünüz gibi ofisimizin balkonunda bir adalar manzarası mevcut. Şöyle biraz adalara doğru yaklaşalım. Gördüğünüz gibi telefonu elimle tutmama rağmen, yani biliyorsunuz elle tutulduğunda titreme olayı çok olduğu için zoom girildiğinde görüntü genel olarak bozuluyor. Fakat
Redmi Note 10S'te görüntü bozulmasının gayet düşük seviyelerde kaldığını söyleyebilirim sizlere. Şu anda 6x zoom'dayız. Gördüğünüz gibi karşı kıyıları görebiliyoruz. Şöyle çıktığımızda ise bakın neredeyse gözden kayboluyor. Şu anda normaldeyiz. Şöyle şurada bir Atiye logosu var. Dilerseniz bir de Atiye logosuna yaklaşalım. 17 Haziran Netflix yazısı netleşiyor. Net bir şekilde görünüyor. Genel olarak telefonun video performansının gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gerek videoda gerek fotoğraf kalitesinde sınıfına göre iyi denilebilecek sonuçlar alıyor Redmi Note 10. Yani düşük ışık haricinde telefonun gayet başarılı bir fotoğraf performansına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat düşük ışıkta eğer çevrenizde fotoğraf çektiğiniz alanda çok fazla ışık yoksa öyle aman aman mükemmel sonuçlar çıkarmıyor ortada. Dolayısıyla gün ışığında iyi fotoğraflar çekebilirsiniz bu telefonla ama ışıksız bir ortamda ya da ışığın düşük seviyelerde kaldığı bir ortamda çok da bir şey beklememek gerekiyor. Video tarafında ise eğer ani kamera dönüşleri yapmazsanız iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Ses alması vesaire gayet başarılı. Tabi bu noktada videoyu çektiğiniz ortamdaki ses rüzgar olayı da çok önemli. Rüzgarlı bir yerde video çektiğiniz zaman rüzgar sesini çok fazla alıyor ve sizin sesiniz adeta duyulmuyor. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmek gerekiyor. Tabi günün sonunda baktığımız zaman arkadaşlar bu 3600 Türk lirasına satılan bir telefon. Yani kamerası iyi olan cihazlar zaten günümüzde 8, 9, 10 bin liranın bile üzerine satılıyor. Dolayısıyla burada 3600 lira verip ya bunun kamerası neden işte sallıyorum iPhone 12 kadar iyi değil diye bir şey söyleme hakkımızda bulunmuyor. Zaten o kadar iyi bir kamerası olsaydı muhtemelen bu cihazı biz 3600 Türk lirasına satın alamazdık. Her zaman şunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Ne kadar para veriyoruz, ne bekliyoruz? Bu bizler için önemli. Önümüzdeki süreçte farklı telefonları bu şekilde test etmeye devam edeceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum sizlere. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi de unutmayın.